Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine bir peyzaj mimarlığı videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Tuğçe arkadaşımız teknik resim dersiyle ilgili bir araç gereç listesi oluşturulmuş ve bu arkadaşımıza gönderilmiş, birçoğunuza da gönderilmiştir ders kaydı yaptıktan sonra. O yüzden bu araç gereç listesinin tamamını İşte tamamını almak zorunda mıyız gibi bir soru yöneltti bana. Ben de tabii ki de almaması gerektiğini, çok fazla olduğunu söyledim. Bu şekilde de hepsini böyle tek söyleyeceğim. Alacaklarınızı ve almayacaklarınızı. Birçok arkadaşımıza bu liste gittiği için onlar da arasından seçip alacaklarını ve almayacaklarını belirlemiş olacaklar. Başlayalım. Şimdi ağaç çizim altlığı komple set. Ağaç çizim altlığı dediğimiz ağaç boyutunda tahta, beyaz tahta görüntüsünde bir tahta arkadaşlar. Bu güzel bir şey aslında. Komple set demiş. Hani işte gönyesidir, cetvelidir, şunudur, bunudur. Bayağı bir şey var üstünde. Ama ben 3. sınıfım. Ben ilk kez duydum bunu mesela. Ama güzel bir sete benziyor. Fiyatı biraz pahalı. Tuğçe'cim, ben onun uygun fiyatlı olup olmadığını kontrol edeceğim. Uygun fiyatlı olan bir yer varsa sana dönüş yaparım. Hatta uygun fiyatlı bir yer bulursam direkt videonun altına link olarak eklerim ki almak isteyen arkadaşlarımız varsa yararlanabilsin. Şimdi onun haricinde tabii ki de rapido set istiyorlar arkadaşlar. Rapido setleri almayın. Rapido kalem alın. 02, 03 ve 05. 3 tane rapido set, rapido kalem almanız gerekiyor. Şimdi rapido kalem alırken de gidip de üzerinde sırf rapido ya da Rotring yazıyor diye gidip bu kalemleri almayı görebiliyor musunuz? İnşallah görüyorsunuzdur. Şunu alın. Bunu alın. Bunun bir siyahı var. Aynı model siyah rengi var. Onu da alabilirsiniz. Zaten link olarak eklemiştim. Eski videolarımda var. Araç gereç videosunun altında kalem linki var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Gidip bunu almayın. Mesela bu da kullanat ama bunun belli bir marka olduğu için bu 20 TL, bu ise 8 TL arkadaşlar. O yüzden gidip bunları almıyoruz, bunları alıyoruz. Şimdi 02, 03 ve 05 rapido kalem alın. Onu kesin almak zorundasınız çünkü. Kurşun kalemlere gelecek olursak, kurşun kalem bir tane 2B, bir tane de HB kurşun kalem almanız gerekiyor ki şöyle, hani çizim hangisinin kalınlığı önemli. İlk çizimlerimiz genelde düz çizgi olduğu için onlarda kurşun kalem kullanıyoruz. O yüzden size gerekiyor. Şimdi uçlu kalem, bir tane 0.5 uçlu kalem almanız gerektiğini söylemiştim daha önce. Buradaki listede farklı olarak 0.35'lik bir uçlu kalem istiyorlarmış. Ben hiç kullanmadım ama eğer sizin bir listenizde bulunuyorsa siz alabilirsiniz. İşte bunların uçları 0.5'in, 0.7'nin, 0.35'in uçlarını da alın demiş. Bunun haricinde tabii ki de bir T-cetvel istiyorlar. Bu zaten bizim her şeyimiz. Elinde bu olan arkadaşlar genelde mimarlar çünkü. Bununla gezeceksiniz. Bu sizin bir parçanız olacak arkadaşlar. Ona göre. Bir T-cetvel. Zaten burada T-cetvelleri işte bu açılı olsun, dönebilen olsun gibi bir açıklamada bulunmamış. O yüzden istediğiniz formunu alabilirsiniz. Bence bunu alın. Bu 20 TL gibi bir fiyatı var. Uygun yani. Hatta 15'e 10'a bile bulabilirsiniz diye düşünüyorum bunu. Başka ne demiş? İşte cetvel demiş. Cetvel dediği düz cetvel arkadaşlar. Bir saniye. Nerede? Şu. Gidip de yani bu renkte almayın tabii ki de ama buydu size cetvel. Bunu alın. İşte gönyeler var mesela. İki farklı gönye var. 30'luk ve 45'lik olarak. Bunlar küçük formları. Bunlar büyük formlarını ve düz şeffaf renklerini istiyorlar. Onları alabilirsiniz. Şu açı ölçeri de alabilirsiniz. Bu iki taraflı olan böyle yuvarlak formda olanı var. Onu da alabilirsiniz. Zaten burada direkt işte T cetvel alın. Cetvel alın. Gönye alın. Pergel alın demiş. Pergel dediğimiz tabii ki de daha önce göstermiştim. İlkokulda, ortaokulda kullandığımız küçük pergellerden bir tane alın arkadaşlar. Zaten sadece şu rapidonun girebileceği bir başlığa, aparata ihtiyacınız var. Çok da ayrıntılı bir pergele ihtiyacınız yok. İşte dikkat edin, çabuk kırılmasın. İşte bu inme yeri mesela çok sağlam olsun ki çizim yaparken kayma olmasın, titreme olmasın, düzgün bir çizim yapabilirsiniz. Başka şey, daire şablonu, harf şablonu demiş. Benim daire şablonum vardı ama kaybettim.
Daire şablonu alabilirsiniz arkadaşlar. Proje derslerinde de lazım olacak. Çünkü böyle küçük daireler çizerken pergelle çizmek yerine onlar daha kullanışlı ve daha kolay oluyor sizin için. Daire şablonu alın. Harf şablonu bana kalırsa almayı bizden de istemişlerdi ama hiçbir işimize yaramadı. O yüzden bence harf şablonu almayın. Çok 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 isterlerse sonrasında bir yerden temin edersiniz. Başka pistole takımı arkadaşlar. Pistole takımı daha önce göstermiştim burada. Galiba yok. Bakacağım bana da bir saniye. Nerede, nerede, nerede? Buyurun, şu. Bunu üçüncü ya da dördüncü gösterişim arkadaşlar artık. Ama çok seviyorum, çok tatlılar. Bu pistole takımı arkadaşlar, bunu da almanız gerektiği söyleniyor listeye göre. Silgi, tabii ki de bir silginiz olsun. Arkadaşlar çok güzel silen, temiz bir silginiz olsun. Faber Castell alabilirsiniz, mavilerini almayın, çok kötü siliyorlar. Hatta böyle biraz nemlendiklerinde iğrenç bir görüntü oluşturuyorlar silerken. Kalem tıraş alın, silgi alın, öyle. Başka bakalım listemizde neler varmış. Göstereceğim. Ha, makas, maket bıçağı, yapıştırıcı. Zaten maket bıçağı almanızı söylemiştim size. Dediğim gibi benimki gibi küçük bir maket bıçağı alırsanız. Benim maket bıçağım nerede? Benimki gibi küçük bir maket bıçağı alırsanız. Eğer sizin için rahat olur. Bu arkadaşlar benim makasım mesela, bildiğin çocuk makası. Küçük şekildeki. Bu da sizin işinize yarayacak. Zaten genelde maket bıçağıyla her şeyi kestiğimiz için makasa ihtiyacımız olmuyor genellikle. Başka işte yapıştırıcı demiş, bant demiş. Çift taraflı bant istemiş arkadaşlar. Çift taraflı bant alabilirsiniz. İşte tahta kale varsa yakınlarınızda oradan uygun fiyatla alabiliyorsunuz. Başka işte şey var mesela, böyle çiçekçiler falan var. Onlar da satılıyor çift taraflı bantlar. Oradan da temin edebilirsiniz. Kırtasiyelerde bir sorun belki vardır, çift taraflı bantlar. Benim ihtiyacım olmadı. Sizin ihtiyacınız olur mu bilmiyorum. Benim aldığım tek bant bu. Aydınger bandı. Ama demek ki lazım oluyormuş. Listenizde varsa alın arkadaşlar. Şimdi gelelim benim hiç duymadığım ama bu listede bulunan bazı kağıt çeşitlerine. Şimdi ne demiş biliyor musunuz? Kanson kağıdı demiş. A3 boyutunda bir kanson kağıdı demiş. Başka fon kağıtları demiş. Fon kağıtlarını ben en son ilkokuldayken işte böyle farklı farklı çiçekler yapmak için almıştım. Ama eğer çok istiyorlarsa fon kağıtlarını alın. Benim hiç işime yaramadı. Arkadaşlar kanson kağıdını hiç duymadım. El işi kağıdını hiç kullanmadık. Fon kağıtları demiş. Bu fon kağıtları dedikleri bizim çok eskiden kullandığımız renkli kartonlar mı? Sanırım onların ismi fon kartonu. Başka asetat kağıdı demiş. Arkadaşlar ben bunları hiç bilmiyorum. Bu az önce söylediğim 4 tane kağıt çeşidini hiç duymadım. Hiçbir zaman da lazım olmadı. Şu an 3. sınıf. Bunlar nedir? Büyük ihtimal teknik resimde bazıları farklı şeyler isteyebiliyor sistem. Bizimki sadece çizim yaptırmıştı. Demek ki sizden farklı şeyler isteyecekler. Bunları direkt alın mı? Bence bunları direkt almayın. Hani lazım olur, ne bileyim işte ödevde söylerler işte fon kartonuyla şu yapılacak der. Gidersiniz bir tane alırsınız hangi renk alınıyorsa. Çünkü burada mesela ne demiş? Fon kağıtları demiş. Bir de farklı renklerde demiş. Hani biz ilkokul çocuğu muyuz ki böyle renkli renkli kağıtları alıp evde biriktirelim. Ha, bir de küçük kardeşleriniz varsa, ben çok kullandım küçük kardeşimin eşyalarını. Onlardan da kullanabilirsiniz. İşte el işi kağıtları olur, fon kağıtları olur varsa. Başka asetat kağıdını da hiç duymamıştım arkadaşlar. O da farklı renklerde alın diyorlar. Bence almayın. Ne demiş? Oluklu mukavva. Hiç duymadım. Yemin ediyorum hiç duymadım. Bakın 3. sınıfın oluklu mukavva nedir? Bilen arkadaşlarımız varsa lütfen bana yazsınlar. Merak ediyorum ne olduğunu. Başka işte keçeli kalem demiş, kuru boya demiş, sulu boya demiş, hatta pastel boya demiş.
Arkadaşlar bunları alın demek istemiyorum. Gerçekten alın demek istemiyorum. Büyük çocuksanız, ablaysanız, abiyseniz zaten büyük ihtimalle küçük kardeşlerinizin illaki vardır. İşte keçeli kalem zaten marker yerine kullanıyorduk. Keçeli kalem alabilirsiniz. Güzel bir set. Ve bu boyaların tamamının 12'li set şeklinde olması gerekiyormuş listeye göre. Keşke döndürüp size de gösterebilsem. Dalga geçer gibi bir liste oluşturmuşlar çünkü. Öyle. Yani bu liste bu kadardı arkadaşlar. Son söylediğim 5-6 taneyi almayın. İşte farklı el işi kağıtlarıdır, fon kartonlarıdır, bilmem nedir. Mukavva mesela şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Kesim matı ya da 5 mm'lik mukavva demiş 70'e 100. Bu ne arkadaşlar? Bu aslında bir altlık görevi görüyor. Şöyle ki anlatayım. Hemen klasik defterimden anlatayım. Şimdi şunu görüyorsunuz mesela. Bunun A3 boyutunda olduğunu ya da A2 boyutunda olduğunu düşünün. Bayağı büyük bir formda olduğunu düşünün. Bir mukavva olduğunu düşünün. Mukavvalar eskiden çok kullanılırdı. Hatırlayanlarınız vardır belki. O mukavvaların üzerine biz işte kağıtlarımızı yerleştiriyoruz. İstediğimiz alanda bir masa gerektirmeden çok rahat bir şekilde çizim yapabiliyoruz. Biz uygulama derslerinde bazen yapıyorduk. Manzara resimleri çizerken bazen işimize yarıyordu bu mukavva setler. Yani bu mukavva altlıklar. Ama şimdi uzaktan eğitimde işinize yarar mı çok bilmiyorum. Ama yarayacağını düşünüyorsanız alabilirsiniz. Ve ayrıca böyle bunlar set şeklinde satıldığında mesela şöyle. Şu mesela bunu altlık olarak düşünün. Şunu takıyorlar. Bunlar iki tane takıyorlar. Kağıdı buraya takabiliyorsunuz. İşte şu alt kısımda mesela bir kalemlik kısmı oluyor. Kalemlerinizi buraya yerleştirebiliyorsunuz. Bu mukavva altlık olarak satılıyor belli bir fiyata. Ama ben ne yapmıştım? Mesela mukavva kestirmiştim. Direkt mukavvayı, iki mukavvayı üst üste yapıştırmıştım. O da aynı görevi görüyordu. Yani illa şunun olmasına gerek yok. Bunu siz kendinize takabiliyorsunuz. Şurada da kalem yeri olmayı versin. Öyle. Yani mukavva altlık alabilirsiniz. İşinizi görür. Eğer uzaktan eğitim olmayıp da özgün öğretime geçebilirsek. Başka da başka yok arkadaşlar ya. Yani anlatacaklarım bu kadar, listede bundan ibaret. Dediğim gibi sadece belli başlı söylediğim şeyleri alın, devamını almayın. Çok 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 ısrar ederlerse, ödev de gerekli derlerse alırsınız, mecbur kalırsanız başka türlü almayın. Öyle, yine çok konuştum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Görüşürüz.